Bu değil. Bu olmaz. Bu da olmaz. Hayır, bu da değil. Bu güzel. Hayırdır inşallah. Hoş geldin baba, nasılsın? Hoş bulduk Hasan. Nasılsın? İyiyim oğlum. Bir işim vardı da geçerken de sana uğrayayım dedim. Hasan, bir şey diyecektim oğlum sana. Buyur baba, kötü bir şey yoktur inşallah. Yok oğlum, telaşlanma. Ev meselesini ne yaptınız diye soracaktım. Babamla birlikte oturacağız ya. Küçük bir tadilat işi var. O hal olunca. Hayırlısı inşallah. Sağ ol. Otursaydın baba. Yok oğlum sağ ol, işim var. Onu halledeyim, sonra uğrarım ben sana. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Baba. Nerede bu cüzdan? Baba. Ne var? Ateşe mi düştün? Ödümü patlattın. Hayırdır baba? Giyinmişsin. Kasabada işin mi var? Sana ne? Hesap mı soruyorsun? Yok baba. Sadece... Söyle, ne diyorsun? Kasabaya gideceksen ben de gelsem. Mobilya bakardık. Ne acelesi var? Günler torbaya mı girdi? Düğüne ne kaldı baba? Hem tadilat iş duruyor. Acelem var. Kasabadan gelince konuşuruz. Ay bir heyecan, bir heyecan. Bak et. Al şekerim, çayını getirdim. Teşekkür ederim. Sütlacımız da pişiyor. Aa, bir tek sende gördüm görücü gelecek olan adama sütlaç verildiğini. Şekerim, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedim. Korkulur senden Ayten. Adamın bütün malını alırsın vallahi. Yok be, sen de ne yaptın? Alt tarafı bir bağ istedim önceden. Oğlumu güvence altına almak istedim. Tabii. Sadece bu işte. Hem dur bakalım bir evleneyim de. Abidin ne diyor? Aman ne desin Abidin? Abidine para olsun. Çayını iç hadi, soğutma. Peki. Hasan? Hasan? Hasan ne oldu? Rengin atmış. Babam. Babam bu yaz düğün yok dedi. Ne? Nasıl? Tarih aldık. Gelinliğim bile hazır. Sen üzülme ne olur. Bakacağım bir çaresine. Elinize sağlık Ayten Hanım. Uzun zamandır böyle güzel bir kahve içmemiştim. Ya o yüzden büyük fincanda yaptım kahveyi. İnşallah bundan sonra karşılıklı içeriz artık. Afiyet olsun. Ayten Hanım ben şey... Rahat olun Nedim Bey. Niyetimi zaten biliyorsunuz. Nedim Bey, ben çok genç yaş... Neredesin ya? Ne biçim kapı çalmak bu? Yavaş ol. Adam içeride duyacak. Git hemen hoş geldin de. Ne selam vereceğim ya elin adamına? Kes sesini, gir içeri. Sana ne diyorsam onu yap. Hayırdır Ayten Hanım? Bizim oğlan Abidin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Ben gideyim artık. Birkaç yere daha uğrayacağım. Aa, olur mu? Sütlaç yapmıştım. Yok yok, başka bir zaman inşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi günler oğlum.
İyi günler Ayten Hanım. Ben nikah hazırlıklarını başlatıyorum o zaman. İyi olur. Hem güzel bir alyans da alırız. Alırız tabii. Ne isterseniz. Pırlanta da olur. Ay güle güle Nedim Bey. Yine beklerim. Yine gelin. Her zaman. Kalk yayılma, kalk kalk. Sana diyorum kalksana. Ne oluyor ya? Kendi evimizde de mi yayılamayacağız? Ne var yine, ne oldu? Birkaç gün sonra o adamla evleneceğim. Bir daha böyle davranırsan. Bak oğlum, adamın hali vakti yerinde. Çektiğimiz sıkıntıyı biliyorsun. Elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. Sen de sürekli işten kovuluyorsun zaten. Ne yani, benim için mi evleniyorsun elin adamıyla? Yok oğlum, yaşlı çombalakla kendim için evleniyorum. Adam zengin, varlıklı diyorum. Bağları, bahçeleri var diyorum. Üstelik bir tanesini benim üzerime yapacak, iyi mi? Üstelik ne istersem de alacak. Bak, diğerlerine yaptığını sakın buna yapma. Tamam ya, ne halin varsa gör. İyi görüşün değil mi Kaya Usta? Senin için rahat olsun Nedim Ağa. Yukarıdaki banyoya da jacuzzi istiyorum. Böyle en fokurdiyanından. Olur olur yaparız Nedim Ağa. Gel hadi. Hayırdır Nedim Ağa, ne bu acele? Hayır hayır. En geç iki hafta içinde işi bitiririm. Ne yaptın usta? Bir hafta içinde bitecekse olur. Yoksa başka usta bulayım ben. Tamam, bir haftada işi yaparım ama yarın dökülür bozulur. Kapını yine çalarsın. Bak Nedim Ağa, 10 günde anlaşalım. Tamam ama 10 günü geçmeyecek. Bak geçerse paranı vermem. Tamam tamam. Hadi. Eyleme beni. Hadi güle güle. Baba, sabah düğün olmayacak derken şaka yapmıştın değil mi? Ne şakası lan? Bu yaz düğünü müğünü unutun. Laftan anlamıyor musun sen? 2 yıldır nişanlıyız zaten baba. Bizden sonra nişanlananların çocukları oldu. Yok yok, bu kız aklını başından almış senin. Bu yılki hasılatı bilmiyormuş gibi tövbe tövbe. Annemin bıraktığı altınlar var baba, düğünüm için. Altınlar varmış. Şimdi onları mı gözdik? Zeynep veriyor değil mi bu akılları sana? Edepsiz. Ben ineyim de kapıda muhtarı karşılayayım. Şimdi gelir. Tamam Nedim Beyciğim. Kız, genç görünümlü ayol bu. Duyacak şimdi. Ay heyecandan bir şey duymaz o. Evde pek güzelmiş. Bu koltukları yeni aldırdım. Boyaları da yeni yaptırdım. Bak şıkır şıkır. Ay çok rüküş bir abla. Öyle deme kız. En pahalısından. Moda bu şimdi. 2 ay sonra da burayı senin üstüne yapar enişte bey. Yapacak tabii. Karısıyım ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum, hoş bulduk. Kaldır telefonu, ceketini giy. Of, buyurun, bu tarafa. Hadi. Bir şeyi de oflamadan yap. Hadi, giy. Ay abla. Yoruldun mu? Yo, yorulmadım. E yorulmazsın tabii. Hepsi bende de ondan. Ver alayım o zaman. Al, ver. Şaka şaka. Hasan, diyorum ki daha ne kadar küs kalacaksın? O senin baban ne söylerse söylesin. Babanı bilmiyor musun sanki? Sinirlenince gözü bir şey görmez. Hadi şunları bırakıp babana gidelim. Ya seni üzecek bir şey söylerse? Bak kendimi tutamam, kavga çıkar sonra. Saçmalama Hasan, bir şey olmaz. Elini öper barışırsın sen. Ver hadi bir torba alayım. Al. Ayten Hanım, yanınızda oturan Nedim Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Nedim Bey, yanınızda oturan Ayten Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Ediyoruz. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Buyurun akdinizi imzalayın.
Bu törenle evlenme akdiniz sağlanmış oldu. Bundan sonra iyi günde, kötü günde birbirinize destek olmalısınız. Bu vesileyle dünya evine adım atmış oluyorsunuz. Bu mutluluğunuz doğacak olan çocuklarınıza da yansıyacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Dantel bir kese var. Onu bana versen. Bu mu anne? Bu ya. Rahmetli anneannenden kalma. Rahmetli anneannen kendi elleriyle ördü. Bunların hepsi senin oğlum. Düğün masrafların için. Ben görür müyüm? Bilmem. Anne, o ne demek öyle? Sen daha torunlarını seveceksin hem. Güzel evladım benim. Bu benim de benden gelinime hediye. Zeynep kızıma yüz görümlüğü. Ben takamazsam sen takarsın. Anne. Annemin kolyesi değil mi o? Ne hakla takarsın ha? Ne hakla? Al şunu götür Zeynep. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hadi Hasan gidelim. Bırak kolumu. Hasan hatırım için sırası değil. Hadi ne olur Allah aşkına gidelim. Terbiyesiz herif ya. Kime çekti bilmiyorum. Çok güzelsin hayatım. Sağ ol Nedim Beyciğim. Abidin, hesap makinesini getir. Ya bir şey yardım edilecekse ben... Sağ ol evladım, ben hallederim. Nereye gidiyorsun? Erkan'la buluşacağım. Gel buraya. Yanıma gel. Şuradan mandal ver. Bana bak, Nedim'in kasabada marketi varmış. Bugün konuşacağım senin üstüne yapsın diye. Korkulur senden Ayten'im. Zevzek zevzek konuşma. Kiracısı devredecekmiş, sen devralacaksın. Aylak aylak kesip kumar oynayacağına. Emrin başım üstüne. Artık köyden bir de helal süt emmiş kız bulursun sonra. Bulacağım zaten. Sen anca böyle adam olursun. Bir yere gitme. Ben konuyu açınca gelirsin. Ne kadar istekli olduğunu gösterirsin. Anladın mı? Oflama. Mandal ver. Ver ver. Ben de tam bir kahve isteyecektim senin o güzel elinden. Çok yoruldum. Kaç gündür koşturup duruyorsun. Maşallah, sağlam adamsın ama. Göremiyorum işten güçten seni. Hasret kaldım vallahi yüzüne. Çocuklar baksın, biraz da onlar koştursun canım. Ne anlar onlar hesaptan, kitaptan. İki günde batar tekme. Ne oldu Ayten, bir şey mi var? Abi ne üzülüyorum. Babasız büyüdü. Bugüne kadar sahiplerine ne olmadı. Sağ olasın. Şimdi sen sahip çıktın. Ama daha ne kadar senin eline bakacak?
Büyüdü, koca adam oldu. Eli ekmek tutsa diyorum. Senin şu kasabadaki marketi Abidin devralsa diyorum. Hem güvenilir kiracın olur hem de Abidin'in bir işi olur. Ne dersin? Tamam tamam. Sen üzülme yeter ki. Doğru söylüyorsun. Her ay kirasıydı, vergisiydi. Abidin bizim oğlan gibi salak da değil. Gözü açık, cin gibi maşallah. Abidin, gel oğlum. Ne oldu anne? Bak Nedim Bey ne düşünmüş. Nedim Bey, sen söyle istersen. Benim kasabada bir marketim var. Kiracı devretmeyi düşünüyorum. Ben de yabancı birine vereceğime sen işlet diye düşündüm. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sağ ol baba. Gör bak. Çok çalışacağım. Seni utandırmayacağım. Aferin. Canım annem. Yalnız gelmedim sana bugün. Zeynep de burada anne. İki hafta sonra düğünümüz var. Düğünümüz var da gelinin daha çorba yapmasını bile bilmiyor. Abartma Hasan. Biraz da dili uzun sanki. Sen olsaydın en sevdiğim çorbayı ezogelini öğretirdin Zeynep'e. Anne. Evimizi görsen çok güzel oldu. Herkes yardım etti. Düğünümüz çok güzel olacak. Sen hep derdin ya, oğlum, Allah hep mazlumlardan yanılır diye. Allah yardım ediyor anne. Yalnız bırakmıyor. Zeynep'in teyzesi de evini verdi oturmamız için. Bunlar marketle ilgili belgeler. Git bak bakalım. Vergi borcu falan var mı? Hı hı. Bu parayı da al, sana söyleyeceğim kişiye götür. Telefonla arayacağım onu. Faturaları da kontrol etseydik. Belki borçları falan vardır. Aferin oğlum. İyi akıl ettin. İyice araştır. Baban haklı. Bu devirde kimseye güven olmaz. Aa, hadi kalk oğlum. Kalk kalk. İşine gücüne bak. Paraya da dikkat et. Olur. Çok üstüne gidiyorsun ama. Çocuk değil ki. Delikanlı artık. Ne yapayım Nedim Bey? Tek başıma büyüttüm Abidin'i. Kadın halimle ancak bu kadarını yapabiliyorum. Şimdi sen varsın Allah'tan. Ben gelemiyorum. Yok, hasta değilim. Parayı bizim hanımın oğluyla gönderdim. Aldığında ararsın beni. Tamam, hadi hadi. Kal sağlıcakla. Nedim Bey, size meyve getirdim. Sağ ol Ayten. Şu dükkan işini diyorum. 2-3 ay başında ben dursam mı? İşi kapana kadar. Akıllı çocuk, hemen kavrar zaten. Allah razı olsun Nedim Bey. Babasından daha çok babalık ediyorsun oğluma. Hasan'dan ayrı tutmayacağım diye söz verdin değil mi? Bir söz daha vermiştin Nedim Bey. Onu da hatırlatırım. Unutmadım Ayten. Yapacağım da iş güç çok birikti. Kasabaya inince halledeceğim. Bileydim hiç evlenmez seni beklerdim. İlk göz ağrım olurdun. Ne şanslı kadınım ben. Merhaba. Merhaba. Nedim Bey gönderdi. Buyurun. Tamam mı? Tamam. İyi günler. İyi günler.
Ne bileyim ben, tutturmuş sana dükkan açacağım diye. Ya ben ne anlarım esnaflıktan? Kiminle konuşuyorsun sen? Cevap versene oğlum, ne oldu? Kimle konuşuyorsun öyle fısır fısır? Erkan'la konuşuyordum ya. Beni mi dinliyorsun sen? Oğlum, bana bak. O serseriyle konuşmayacaksın demedim mi? Akıllı ol. Nedim... Nedim öğrenirse serserilerle arkadaşlık yaptığını marketi falan unutursun artık. Adam sana mal mülk bıraksın diye ben yırtınıyorum. Hasan Hak talep etmeden ne koparabilirsek koparalım diye. Yarın mahkemeye giderse avucumuzu yalarız. Adamın ölen karısının mallarıymış. Vay be, Nedim Efendi'ye bak. Ölen karısının mallarını sana mı yediriyor yani? Sus, duyacak şimdi. Birkaç güne kadar evi de üzerime yapacak. Sen işine sahip çık yeter. Nasıl olacak o iş? Aptal mı bu adam? Elinde ne varsa üzerine yapacak. Hem Hasan duyarsa ne olacak? Oğlum, o sümsüğü bana bırak. Adam senden ne istiyorsa onu yap yeter. Hadi, yas var artık. İyi geceler. Alo. Ha Erkan, ne oldu? Ha yok oğlum, ne kapaması, hat kesildi ya. Ha. Ne diyordum en son? Siz de şurayı imzalarsınız, bitecek Nedim Bey. Ne imzaymış? At at bitmiyor. Yenge, hiç sesiniz çıkmıyor. Ev sahibi oluyorum noter bey. Bir de ses mi çıkaracak? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sözünüzü tuttunuz Nedim Bey. Akşama size güzel bir sofra hazırlayacağım. Kaburga dolması yaparım. Tapudaki işimizi bitirelim. Sonra köşedeki kasaptan kaburgaları alırız. Buyurun sultanım. Size de birkaç gömlek alalım. Eskidi bunlar. Abidin de birkaç eksiği var. Alırız alırız sultanım. Sen ne istersen alırız. Gidelim Nedim Beyciğim. Hayırlı olsun iki taraf için. Amin Nedim'cim, amin. Ben de niye Hasan'a dükkanı vermiyor diye düşünüyordum. İyi olmuş, evlenecek çocuk. Artık babasının eline bakmasın. Devredince ne yapacaksın? Hanımla büyük oğlanın yanına yerleşeceğiz. Sen de çekil köşene, bırak her şeyi. Hasan koşsun. Temiz, çalışkan çocuk. Yanlış bir şey mi dedim? Yok yok. Ne zaman yaparız devir işlemlerini? En kısa zamanda. Yok kız, evin tapusunu üstüme yaptırdım. Tamam tamam, bugün hallettik o ev işini. Yaptı tabii evi üstüme kız. Yoksa yatak odası düğüne yetişmedi diye çıngar çıkarırdım. Ben eski yatak odasıyla evlenecek kadın mıyım? Ayten. Geldi benimki, kapatıyorum. Ayten. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu Ayten? Ne oldu yüzüne? Yok bir şey. Kim yaptı bunu sana? Konuşsana. Yok bir şey, düştüm. Ne düşmesi bu? Nerede düştün? Nasıl düştün? Düştüm dedim ya, kimse bir şey yapmadı. Kim vurdu sana? Ne oldu? Anlatsana Ayten. Delirtme beni. Bir şey yok Hasan. Çocuk hata yaptı işte. Hasan ha? Ne demek bir şey yok? Sana nasıl vurur? Gösteririm ben ona. Nedim Bey, hatırım için bir şey yapma. Çocuk o. Yaptı bir cahillik. Altınlarını yerini arıyordu. Engel olmaya çalıştım. Ne? Geberteceğim onu. Eve girip altınları çalacaktı ha? Bir de sana vuruyor. Ne oluyor? Yok oğlum, bir şey yok. Sen karışma. Böyle değildi bu çocuk. Evlenme sevdası yüzünden. Hep o kız sokuyor bunu aklına. Sakin ol Nedim Bey. Bir şey olacak şimdi. Altınlar canınızdan kıymetli mi? Hadi siz yüzünüzü yıkayın. Ben hesap sorarım ama. Baba evine hırsızlık için girmek ne demekmiş, göstereceğim ona. Aa oğlum, karışma sen. Onlar baba oğul.
Aa anne, olur mu öyle ama? Ay evladım, karışma dedim ben sana. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet bal şeker olsun. Nedim Beyciğim, bir şey istesem. Buyur sultanım. Hasan'la Zeynep perşembe günü evleniyorlarmış. Barışsan diyorum. Gelse elini öpse. Benim Hasan diye oğlum yok. Hele sana yaptığından sonra. Oğlun o senin. Yaptı bir hata. Affetsen ne olur? Anne ne karışıyorsun ya? Barışmak istemiyor işte. Sen sus. Onlar baba oğul. Küserler de barışırlar da. Baba, bizim dükkan işi vardı. Ne oldu? Birkaç gün içinde Sait devir işlemleri için seni arar. Şey neyse, ben yatayım o zaman. İyi geceler. Nedim Beyciğim, kahvenizi soğutmayın. Hadi ama Nedim Beyciğim. Hadi ama. Abidin yarın çok sevinecek. Artık hak etti dükkanı. Dikkatli, zehir gibi bir çocuk. Birkaç ay kontrol ederim. Sonra her şeyi kendisi yapar. Çekilirim ben de köşeme. Tabii ya, çok yoruluyorsun. O kadar koşturmak sana zarar. Para pul işini kontrol et yeter. Hırsızı var, arsızı var. Çocuk toy kandırmasınlar. Merak etme, kollarım ben. Sonra evlendiririz de. Ay evet, evlendiririz. Bizim gibi mutlu olurlar. Ay canım. Oo, çaylarınız da gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evraklar hazır. Hasan gelmeyecek mi? Yok, gelmeyecek. Dükkanı Abidin devralacak. Her şey hazır. Bir tek imza atsan yeter. İmzalayıver Nedim Beyciğim. Baba, baba dur hele, bir şey söyleyeceğim. Orada burada Hasan'ın hırsız olduğunu söylüyormuşsun. Ayten abla engellemeye çalışmış. Hasan da ona vurmuş. Sen buna inanıyor musun? Hasan senin nişanlanalı beni çok değişti. Benim oğlumun aklını başından aldın. Babasının altınlarını çalacak hale geldin. Baba, Hasan aynı Hasan. Büyük bir hata yapıyorsun. Hasan annesinin ona bıraktığı altınları niye çalsın? Hasan ya, Hasan senin oğlun. Hırsızlık yapacak, üstelik bir kadına vuracak. Sen şimdi eşinin attığı iftiraya inandın yani. Yapma baba. Kendi oğlunu da mı tanımıyorsun? Çekil Zeynep. Bak kalbini kırmayayım. Çok utanacaksın. Çok. Yaptıklarından, söylediklerinden. Abidin. Kasabada bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ne bileyim, ikinizin de ağzını bıçak açmıyor. O bir tuhaf, yemek bile yemedi. Dolanıp duruyor. Bana bak, bir şey mi yaptın yoksa adama? Suratın beş karış. Bana para lazım hemen. Ne parası? Marketten kazanmıyor musun? Ya para gördüğün mü var? Adam para mı bırakıyor kasada? Ama harçlıksız bırakmıyor seni. Tabii ya. Klasik Abidin. Çıkar bakalım ağzındaki baklayı. Sesini yükseltme, kocan duyacak. Benim acil paraya ihtiyacım var. Bakarım ben bir çaresine. Sen yeter ki akıllı ol. Biraz gayret edersen marketi de senin üstüne yaptıracağım. Ne kadar lazım? 10.000 yeter. Ne? O kadar para bende ne gezer? Ne yapacaksın hem? Verecek misin, vermeyecek misin, sen onu söyle bana. Yok bende o kadar para. Birkaç bilezik ver, kazandıkça öderim ben. Her şey bitti, kolumdaki bilezikleri mi göz diktin?
Yat artık yat. Bıktım senden. Ayten Hanım, sen bileziklerinin keyfini sür. Sabret oğlum, sabret. Bu iğrençlerden çok yakında kurtulacaksın. Ne var Abidin, ne oldu? Yok bir şey. Gri pijamam nerede? Yıkadım onları ben, başka bir şey giy. Tamam, tamam. İyi geceler. Dalga mı geçiyorsun? Yo, gayet ciddiyim. Sana kaç kere söyledim kumar oynama diye. Bul şu altınları ya, öldürecekler diyorum, anlamıyor musun? Bağırma, kapı açık duyacak şimdi. Yarın dışarı çıkacağız biz. Sen kimseye görünmeden gelip alırsın. Bana bak Ayten Hanım. Ben senin o saf kocan değilim. Adamın bütün malını mülkünü üzerine yaptırdın. Şu altınların yerini söyle. Yoksa gider attığın iftirayı anlatırım. Ne iftirası? Kim iftira atmış? Yok bir şey Nedim Beyciğim. Çocuk işte saçmalıyor. Altınları ne yapacaksın? Şaka yapıyordum ben. Ne bu eşek şakası mı? Ne oluyor burada ha? Ne itiraz diye sordum sana. Ne oluyor burada? Bırak çocuğu. Cevabını bırak. Versene. Çocuğu boğacak. Ne yaptın altınları? Bırak oğlumu. Ne iftirası dedim söyle. Ne iftirası? Önce her şeyi batır, ondan sonra da böyle kıvran. Şu imzayı attıralım, gideriz ondan sonra. Ne imzası? Bir de dert mi anlatacağım sana? Yürü be, yürü! İhtiyar, amma da dayanıklı çıktın. Bu kadar dayağı ben yeseydim, işlenmiş bütün cinayetleri üstlenirdim. Akıllı ol, konuşsana, altınların yerini söyle. Gebermek mi istiyorsun? İmzala şurayı da uğraştırma bizi. İkinizin de Allah cezasını versin. Sus lan, bütün köyü başımıza mı toplayacağız? Tamam bırak, yapma. Öldüreceksin adamı, bize dirisi gerek. İmzala şunu. Başka adam. Önemli
Hasan tuhaf tuhaf bakıyordu. Sanki bir şeyler anladı gibi. Bırak o sümsüğü ya. Ne anlayacak? Hiçbir şey anlamaz o. Abidin, burada bir şey var sanki. Ağamıza verin. Biricik oğluyla barışırsa düğün hediyesi versin. Eli boş gitmesin. Neticede babası. Konuşma. Git eşyalarını. Yürü. Yok yok. Bunlarda bir şey var. Çıkalım Hasan. Gelecekler şimdi. Bak bir şey yok. Panik oldular bizi görünce. Çocuğun elinde kan vardı. Baba! Hasan, oğlum. Kim yaptı bunu sana? Abid. Oo, Ayten Hanım. Koca çantayı hazırladık. Sen hala buradasın. Tamam tamam, heyecan yapma. Bunları bulduk ya. Yolda gelmiş. Geberteceğim lan seni. Ne yaptın lan babama? Ha? Ne yaptın? Ha? Ne yaptın? Çık. Çocuklar yapmayın. Çocuklar durun. Yapma diyorum. Durun. Öldüreceksin oğlunu. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Dur diyorum sana. Dur. Bırak oğlunu. Bıraksana. Hasan. Bırak. Oğlum. Yapma, bırak. Bırak diyorum. Dur. Değmez. Bu benim size düğün hediyem. Bu altınlar gerçek sahibinde olmalı. Düğünümüze gelemedim. Affet kızım beni. Eşeklik ettim ben. O nasıl söz baba? Siz olmasaydınız ben... Baba, biz bir aileyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.